İnsanlık 9. 25-12-2019. Yasalarla kodlama yaparken bu tohumlamayı mükafat olarak bütünün kültü yapmamız gerekir. Etken ve hakim olan İsra, kelamı halik olanların dilinde mutluluk olur. Hakkın kapısını bulup hakka varanların diriliği vardır. Oğullarımızın gücünü kontrollü olarak kodlayarak bitki, hayvan ve her türlü şarkıyı okutabilirler. Unutmayın ki doğanın gücü bütünün kültüdür. Herkes bu gücü bütünün kültü diye dinleyebilecek güce varacaktır. Asıl dönem şimdi başlıyor. Yeri yaradanın yeşil, mor, her rengi kodlayarak bütünün gücünü tüm sahalara indirmesi. Geçmiş, gelecek tektir. Hepinizin bilmesini dilediğim bir diğer konu, yarınların mutlak kurullarla kontrollü olarak kayıtlandığıdır. Etken ve hakim olan ilim Allah'ın tahtından Hakk'ın kalemine inen ilimdir. İnsanlık boyutlarının gücünü bilenler imparatorluğun kültü olan bilişi de hak edecektirler. Eskiden dünyada yoğunluk ışık haline dönüştüğünde huzurlu bir dönemin başlangıcı denirdi. Ayrılık bitmedi ama bugün artık dünya sisteminde daha güçlü bir çalışma devreye girdi. Bu çalışmada toy olanların kodlanışı da gerçekleşecek. Etken ve hakim olanların mutlak kurullarla kodlanabileceği bir dünyanın kontrollü olarak kayda alınışı gerçekleşecek. Ele alacağımız önemli konulardan birisi de hasat tahtından hak teknikle insanlığı kontrol etmeye gelenlerin gücüdür. Bu gücü de artık tüm insanlığın anlamasını beklerim. Yerdeki gök, aklın kültünde bütünün kültü olur ve mutlak kurullarla kontrol kurar. Allah tahtında kelam insanın ilmiyleydi eskiden. Bugün hakkın kapısındaki kelam mutlak kurulların diliyle ve diriliğiyle gerçekleşmektedir. Yerdeki gücün ağır yükü hafifletecek dürümde olduğunu da artık insanlığın anlaması gerekir. Ete girenin kelama indiği de bilinmelidir. İnsanın gücü budur. Ete giren kelama gelir ve kelamla dillenir. Ama ilmin kalemini bulanlar mutlak kurullarla kodlanırlar ve mutlulukla kayıtlar yaparlar. Ağırı hafifletmek görevin kati hakikiyetiyle ve müktesip olan kelamıyladır. Ele alacağımız önemli bir konu da yarının mutluluğu olacak. Temel bilgidir ki aklın kapısını bulan hakkın kalemi olur. Ama aklın kapısını bulacak olanların da hakkın kalemi olabilmeleri bütüne hizmetleriyle mümkün olur. Eğer insanlık bütünün gücünü hak eder ve bütüne hizmetçilik yapamazsa aşkın sırrı olan insan mutlak kurullarda kalemsiz olur. Bitki diyoruz. İlimsiz kalan bilmez ki bitki hakkın kalemindeki kelamın dilidir. Eğer bu dili bilirseniz bitkiyi de anlarsınız. Nesiller boyu bitkilerle kodlandınız ama bunu hiç anlamadınız. İnsanlık kendini anlayacak güce varsaydı bitkileri de anlayacaktı. Hem dünya için hem de diriliği kaleme çekebilen bütün planetler için bu konu önemlidir. Bitki. Nebatik teknik ve tahtisizlik. Ama bitkinin kelamı mutluluktur. Ağırı hafifletin ve görevinizi anlayın. Bitkiyi hak edin ve bitkiyle dinlenin. Deyin ki sen ben sensin. Ben seni seviyorum deyin bitkiye. Başın eğilmedi deyin bitkiye. Ağaçları görün, izleyin. Bakın ne yaşamlar kodlanmış planette. O ağaçların renklerine bakın. O ağaçların dilini hak edin, anlayın. O dil Allah'ın dilinden çok güçlü bir dil midir? Ama o dil ilimdir. İlimdir o dil. Ve o dil size sizsiz kalmayacak ilim öğretir. Der ki ben sana meyve vereyim. Sen bu meyveyi kendi yoğunluğuna ilimsiz olarak ye. Ama sen seni anladığında bu meyvenin insanlığa ilmini de anlayacaksın. Sevgililer, insan ne ister bilir misin? Kendini ister.
İnsan ne ister? İmparatorluğun kelamını ister. İşte tüm bitkiler imparatorluğun kelamıyla kodlanmış ilmin kaha olan sahalarıdırlar. Dünyanın lösib kapıları vardır. Bu kapıları da bilin. Size verilir, siz dersiniz ki ben bunu bilemedim. Ama bilin ki o sizin insana vardığınız yaşam sahalarının hak tahtıdır. Verdiğini al ama aldığını bil. Verdiğini al ama aklın sahasından al. Ama bil. Nedir insan? Neden bitkilerle yaşıyor? Bitkisiz bir yaşam olur mu? Olur mu bütünün kübra olan kelamında bitkisiz yaşam? Size göz verdik, görün diye. Size beyninizi dinlettik, anlayın diye. Size kalem verdik, yaşayın diye. Ama ne oldu? Hepiniz sınırlı kaldınız. Anlayamadınız, anlatamadık sizlere. Ben derim ki enkarnelerinizi de dinleyin. Onlar çorbalar yaptılar. Ama o çorbaları kontrollü kapılar da dinlediler. Din dedikleri de ilimsiz kalemin kelama inişi miydi yoksa ilimle inişi miydi? İyi bilin ki imparatorluğun ilmiyle inen ne bilgi varsa hepsi kalemle indi. Allah'ın dediği gibi herkes kendini anlamaya çalışır ama ana kapıyı bulup açan tek bir yaşam bile yoktu. Bugün bu kapıyı açtı bu meclis. Ana kapının açılması büyük bir güç kaydını dürümlere indirdi. Ana kapının açılmasıyla birlikte kasalar dolmaya başladı. Her birimiz bir insan kapısı bulduk ve o kapılardan imparatorluğun ilmiyle yaşamlara indik. İnsansılığı kodlayanları kodlattık ve kontrol ettik. Köprüler kurduk insanlık ilmiyle ve bütün köprüleri kontrollü olarak kayıtladık. Her birimiz bir cennet olduk dünya insanına. Bu cennet mutlaktır, bu cennet kutsal ışıktır, bu cennet şafaktır ve bu cenneti herkesin bilmesi, anlaması şarttır. Değer biçmeyin yaşamlara. Anlayamazsınız her anı. Değer biçmeyin, siz sizi anlayın yeter. Ama sonra anlayacaksınız.